Merhaba web teknoloji takipçileri. Selam arkadaşlar. Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'nde gezimiz devam ediyor. Şu anki konuğumuz Meizu Pro 5. Ancak bilindik bir Pro 5'in yanı sıra buradaki mühim olan ise şurada da yazısını okuduğunuzu tahmin ettiğim yepyeni bir işletim sistemi Ubuntu. Linux'tan zaten tanıyoruz en çok kullanılan versiyonu diyebileceğimiz olan Ubuntu artık yavaş yavaş telefonlara geliyor. Şimdiye kadar da birçok çalışmaları vardı. Ancak Pro 5 ile beraber ilk defa üst seviye amiral gemi dediğimiz kıvama gelmiş oldu kendileri. Yani biz de ilk başta gördük. Bize bayağı bir acayip geldi. Biraz kullandık buradaki arkadaşlar, standdakiler sağ olsun nasıl kullanıldığını anlattılar. Android'den veya iOS'ten tamamen farklı bir işletim sistemi. Kesinlikle bambaşka bir işletim sistemi. Çünkü şöyle göstereyim. Bunun içinde ayrı ayrı uygulamalar yerine direkt ekranlar var. Zaten bunu bazı şeylerde gördüğünüzü tahmin ediyorum. Şimdi mesela buradaki uygulamalar kısmı. Şöyle sağa çektiğimde işte haberler, tekrar sağa çekiyorum Instagram. Son olarak buradaki içindeki uygulamalardan dolayı bu kadarmış. Herhangi bir şekilde geri tuşu, ileri tuşu, ana ekran tuşu yok. Şurada görebileceğiniz gibi launcher'ı var. Launcher'dan işte birini arayacağınız zaman buraya gelip aramanızı yapabiliyorsunuz. Buradan işte numaraya giriyorsun. Şöyle yaptın mı da tekrar text manager'dan kapatabilirsin ki ben beceremedim şu an. Şöyle tekrar hop. Yok yine beceremedik. Uzun çekmen lazım. Heh, aynen. Bastırarak uzun bir şekilde çekmek lazım. Şöyle kapatabiliyorsun. Dediğimiz gibi bizim de ilk defa tanıştığımız mobil cihazlarda bir işletim sistemi olduğu için hani kullanması birazcık acayip gelebiliyor. İçindeki özelliklerden çok bahsetmeye gerek yok. Meizu Pro 5'ten zaten hani birçoğunuz aşinasınızdır diye tahmin ediyorum. Burada önemli olan içindeki işletim sistemi. Peki bize neler getiriyor? Yenilik olarak dediğimiz gibi ilk başta yepyeni bir arayüz. Bambaşka bir şekilde. Çünkü iOS'ten ya da Android'den ya da Windows Phone'dan alışkın olduğumuz bir durum değil bu. Sürekli uygulamalar arasında geçişi bu sağ sol hareketleriyle yapabildiğiniz bir sistem. Dediğim gibi burada şey var, arayüzleri var. Ayarları bu şekilde. Şu an bir açılsın. Aynen bu şekilde buradaki durumları, buradan mesela parlaklığı ayarlayabiliyorsun. Şöyle azaltıp yükseltebilirim. Aynı zamanda bir bildirim ekranımız da var. Buradan bildirimleri falan kontrol edebiliyorsunuz. Yukarıda birçok şey var. İşte zaman falan filan ayarlaması. Ama mühim olan bunda bir geri ya da işte son uygulamalar tuşu yok. Mesela şu son uygulamalar dediğimiz kısım burada. Sadece iPhone'larda gördüğümüz gibi bir ana ekran düğmesi yer alıyor aşağı tarafta. Aynen. Buradan da bütün düzenlemeleri işte ana ekranında hangi uygulamalar dursun durmasın gibi bir sistemi var. Mesela işte Twitter'a girelim. Bunda bambaşka arayüzü var. Bize arkadaşlar burada gösterdi. Hani bunu bilgisayarla, tabletle tam olarak birbiriyle bağlantılı kullanabiliyorsun. Doğrudur. Windows 10'da görmüştük bunu işte Display Dock denilen bir şeyle beraber. Windows 10 cihazlarda işte Lumia 950, 950 XTouch gibi cihazlarda bilgisayar şeklinde kullanabiliyordun. Aynı durum bu telefonlar için de geçerli. Bağladığında bildiğin Ubuntu yüklü bir bilgisayar gibi bir kullanım gerçekleştirebiliyorsun. Yani sen mesela bilgisayarda yazı yazıyorsun. Acil çıkman lazım evden. Direkt telefondan çıktığın yerde devam edebiliyorsun. Aynı zamanda klavye mouse olmasa bile elinde sadece diyelim büyük bir ekranın var, televizyon var ya da bir monitör var. Monitöre bağlandığında elinizdeki telefon diyelim bunu bağladınız. Ekran ikiye bölünüyor. Üst taraf mouse görevi, alt tarafta da zaten klavye var. O şekilde de kullanım yapabiliyorsun. O da güzel bir artısı aslında. Aynen öyle. Var mı başka eklemek istediğim şey Aydoğan'cığım? Ya şu an için yepyeni bir işletim sistemi. Bu da zaten gerçekten heyecanlandırıyor. Şu an market olarak çok fazla uygulama yoktur diye tahmin ediyorum. İstersen bir marketini de aç. Hemen şuradan bulayım ama gördüğüm kadarıyla hani temel gereken uygulamaları zaten eklemişler. Ubuntu Store'umuzu gördük. Şu an için tek dikkatimi çeken dezavantajı ufak tefek takılmaları var. Bunu da kabul edebiliriz sonuçta. Yeni bir cihaz. Yeni bir işletim sistemi. Aynen doğru. Yanlış söylemiş oldum. Ama mesela işte şu an gözüme çarpan Imgur var. Şurada görebileceğiniz gibi Facebook, Gmail, Here Maps, Twitter, Telegram gibi uygulamalar zaten mevcut. Amazon'u da eklemişler mesela. Şuradan müziğini görebilirsiniz. Yani işinize gereken ilk başta tabii ki böyle çok fazla detaya inmeden belli başlı uygulamaları zaten kendi storelarına getirmiş Ubuntu. Ya bu şekilde de hani işletim sistemleri mobil cihazlarda gelişirse güzel olur. Windows 10'un başına gelen bu marketteki azlık, az uygulama olması, az oyun olması olayı umarız Ubuntu'nun da başına gelmez. Geliştiriciler buraya yönelik de bir şeyler yaparlar. Kesinlikle. Burada da zaten mesela gün gün galeri eklemiş. Onundan da şöyle kısaca bahsetmiş olalım. Buradan tek tek fotoğraflara bakabiliyorsunuz. Şu an
için aslında oldukça ilginç, farklı ve çok güzel bir deneyim sunuyor açıkçası. Şu incelemede bile benim oldukça hoşuma gitti. Yani yeni bir şeyler sunuyor bizlere en azından. Alışıldık bütün standartların dışında farklı bir işletim sistemi diyerek videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Barcelona'dan sizlere yepyeni bir işletim sistemi, aslında yeni değil, mobil cihazlara yeni gelen bir işletim sistemi Ubuntu'yu göstermiş olduk. Aklınıza takılan soruları alt tarafa yazabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu video sizi kesmediyse Sony'den 3 baboş telefon videosuna buradan ulaşabilirsiniz.